Hatta şöyle bir örnek verdi. Damat Ferit'le Mustafa Kemal seçime girip yarışsalar ve damat Ferit kazansa ne yapacaktık diyor. Damat bahsine bence girmesi iyi olurdu ama hani bugün durduğu yer itibariyle. Fakat ardındansa çok garip açıklamalar yaptı. İşte yumruğu yiyecek, yumruğu hak edecek ne yaptın dedi. Kemal Kılıçdaroğlu soruyor bunu. Yani hak ettin demeye getiriyor. Ve oy hesabı üzerinden de işte yüzde bilmem kaç oy aldığınız yerde şehit cenazesinde ne işiniz var diye soruyor. Ben şu soruyu sorup döneyim. O zaman siz Cumhur İttifakı olarak madem ki orada çok oy almıştınız, tıpkı Süleyman Soylu gibi siz niye yoktunuz orada? Bu da enteresan değil mi? Sonra da sözü size Hayır, bırakayım. şehit cenazeleriyle oy hesabı yapmanın nasıl bir mantık, nasıl bir aklın ürünüdür? Ben dünden bu yana onu düşünüyorum. Yani şehit cenazeleriyle oy hesabı. Ya yani bu iki ifadeyi aynı cümle içerisinde kullanmak için bile insanın ciddi anlamda bir değerlendirme sorunu yaşıyor olması gerekir. Evet. Ne alakası var şehit cenazeleriyle oy miktarına? Peki genel olarak yani Bahçeli'nin Evet, bu şimdi açıklama. şöyle söyleyeyim. Bahçeli'nin bu açıklamalarını seçimden öncesi ve sonrasıyla birlikte beraber değerlendirmek lazım. Bahçeli seçim günü hatırlarsınız işte seçim sonuçlarıyla alakalı olarak seçim sonuçlarını kabul eden bir tavırdaydı. Akabinde bir hafta sonra tavrı değişmeye başladı ve şu anda hararetli bir şekilde hatta AKP'den bile çok ilginç bir şekilde seçimin yenilenmesi gerektiğini söylüyor. Biliyorsunuz bir konuyu Bahçeli söylüyorsa ciddiye almak lazım. Çünkü Bahçeli'nin temsil ettiği güç sadece partisinin aldığı oy değil. Bir bakıma adından da mütevelli devletin temsilcisi olarak görülüyor. Çünkü Bahçeli ne zaman seçime gitmek isterse Türkiye o zaman seçime gidiyor. Geçmişte bunun örnekleri var. Bahçeli istediği anda iktidarları değiştiriyor vesaire. Şimdi şu anda gelinen noktada ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Mesela ben dünkü konuşmasını Bahçeli'nin print aldım, sağını solunu çizdim ve bunu bir kenara koydum. Arşivlenmesi gereken bir konuşma. İzleyicilerimizden de rica edelim yapsınlar. Mesela diyor ki Bahçeli'nin dünkü konuşmasında, yani hani tarihi bir konuşma dersem abartı olmaz. Nedeni şu. Mesela diyor ki YSK seçimi yenileme kararı almazsa 15 Temmuz'da şehit düşen 251 vatan evladının yüzüne Mahkeme-i Kübra'da nasıl bakılacaktır diyor. Şimdi 2193 gazinin hukukunu kim koruyacaktır? Şimdi bir saniye, şimdi ne demek bu diye düşünüyorsunuz, metni bir daha okuyorsunuz. Yani İstanbul seçimi ülkenin beka meselesidir diyor. İstanbul seçiminin yenilenmesi. Ya seçim yapılmış. Seçimden ana muhalefet partisi çıkmış. Her türlü olumsuzluğa rağmen. Yani adil ve özgür bir seçim olduğunu söylemek mümkün değil seçimlerin. Ona rağmen yani kamu imkanlarının iktidar tarafından kullanılması, muhalefete söz hakkı verilmemesi, her türlü şeye rağmen yani bin tane hazırlık yapıldığı seçim sonuçları garantiye alınma adına ona rağmen seçimden muhalefet partileri önde çıktı. 15 gün her türlü atraksiyon yapıldı, her türlü numaralarla engellenmeye çalışıldı ve sonuçta 17. gün sonunda muhalefet partisi lideri adayı mazbatasını alabildi ama yani Bahçeli'nin şu ifadesine bakar mısınız? Seçimin yenilenmesi bir beka meselesidir. Eğer seçim yenilenmezse, yani YSK bu kararı almazsa, bugün itibariyle YSK'nın bu toplantıyı yaptığı biliyoruz. 15 Temmuz'da şehit düşen 251 vatan evladının yüzüne Mahkeme-i Kübra'da nasıl bakılacak? Yani bilmiyorum oradaki gazetecilerden birisi çıkıp Sayın Bahçeli bu ne demektir diye sordu mu? Sorsa en azından bir cevap görürdük herhalde. Sormadılar muhtemelen. Yani bunun izahı yok. 15 Evet. Temmuz'da şehit düşenlerle seçimin yenilenmesi. Şimdi bu aynı HDP ile ilgili durumda olduğu gibi. HDP Erdoğan'ın sürekli görüştüğü, işte Dolmabahçe'de zirveler yaptığı, canlı basın toplantıları yaptığı, böyle beraber Diyarbakır'da açılımlar yaptığı partiyken iyiydi ama seçime girip seçimi etkileyecek bir oy oranıyla varlığını gösterdiği zaman terörist oluyor. Yani seçime girmek serbest ama kazanmak yasak. Kazanırsanız terörist oluyorsunuz. Eğer seçim sonuçları bu şekilde olmasaydı HDP terörist falan olmayacaktı onlar gözünde. Yani bu da onların ikiyüzlülüğü. Ama ben Bahçeli'nin şu ifadelerini tarihi öneme sahip görüyorum. Yani bir, YSK'nın seçimi yenileme kararı, yani YSK öyle bir baskı kuruluyor ki eğer Evet. seçimi yenilemezseniz siz de darbecisiniz. Bu Darbecisiniz. anlam Hatta bir çıkıyor çünkü. bakmışsınız cemaatçi olmuşsunuz. Hop hep beraber tutuklanıp doğru cezaevine. Yani o zaten onu Buraya daha kadar önce de gider. birkaç kez anlatmaya çalıştım. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in bu şekilde apar topar gözaltına alınması ve özellikle teşhir edilmesi. Çünkü
Ali Demir'in gözaltı sürecine bakın. Özellikle böyle sağına soluna iri yarı polislerin arasında eze büze adamı, zaten ufak tefek bir yapısı var. Eze büze bir adamı kameraların önüne sürekli geçirdiler. O teşhir etmeydi ve oradaki mesaj yeni parti oluşumuna girenlereydi, AK Parti muhalifleri muhaliflerineydi. Çünkü Ali Demir'in cemaatle irtibatı olmadığını, Ali Demir'in eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın has adamı olduğunu, Erdoğan'ın da Ali Demir'i çok sevdiğini Ankara'daki bütün gazeteciler bilir. Yani oradaki mesaj tamamıyla yeni parti oluşumunda olan AKP'lilere, Davutoğlu'naydı ve diğerlerineydi. Ama buradan şu mesaj da çıktı YSK üyelerine. Tamam, istediğimiz karar çıkmazsa yarın bir gün siz de bir FETÖ'cü olarak tutuklanabilirsiniz mesajıydı. Çünkü şu mesajı net olarak verdi Erdoğan. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmam. Daha önce desteklediğim, yakın ekibimdeki insanlardan bile olsa, ki Ali Demir öyleydi, tutuklarım diyordu. YSK'ya verilen mesajlardan birisiydi. Ama Bahçeli'nin şu ifadesi, tekrar söylüyorum, hem 15 Temmuz'a dair bütün soruları tekrar sormamızı gerektiriyor. Yani seçimden muhalefetin zaferle çıkması 15 Temmuz'a nasıl ihanet olur? O zaman sormak lazım. 15 Temmuz neydi? 15 Temmuz'da kim nerede duruyordu? Benim bir 15 cevabım Temmuz'u kim var. neden kurguladı? Ben devleti ele geçirme projesi olduğunu düşünüyorum. Siyasi bir hedefinin olmadığını, doğrudan devlete hedeflediğini ve şu anda da Bahçeli'nin sahip çıktığı, tırnak içinde söyleyeceğim, o devlet mekanizmasını elde tutma çabası. Tam burada yeri gelmişken şu soruyu sorayım. Erdoğan seçim sonrası enteresan bir ifade kullandı. Daha doğrusu İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra Türkiye İttifakı'ndan bahsetti. Yani Cumhur İttifakı değil, artık bir Türkiye İttifakı olmalı. Hani o demiri soğutmalıyız açıklamasının olduğu gün kullandığı bir ifade. Ve Bahçeli bu ifadeden müthiş rahatsız oldu. Türkiye İttifakı diye bir şeyin olamayacağını, ortada bir Cumhur İttifakı'nın olduğunu söyledi. Bu enteresan geldi bana. Yani hani sanki o kamplaşmanın bitmesi Bahçeli'yi müthiş rahatsız ediyor. Ve yine bir, belki komplo teorisi ama, bütün bu olan bitenin son dönemdeki o işte Cumhur İttifakı'nı beraber kılma, İstanbul'da seçim yenileme, bütün bunlara bakıldığında da bütün bu olan bitenle de özellikle MHP'nin ve Bahçeli'nin de ciddi bir rolü olduğu yönünde. Şimdi iktidarın, yani Erdoğan'ın MHP ile yaptığı ittifakın kendi tabanlarında da ters teptiği, çok verimli olmadığı, bu ittifaktan AKP'nin değil MHP'nin karlı çıktığı AKP çevrelerinde bir süredir konuşuluyor. Hatta bugün Davutoğlu'nun yaptığı o uzun Evet. açıklamada da böyle bir bölüm var. Yani oraya da geleceğiz, orada konuşmamız gereken çok şey var. Ama şu net, AKP çevrelerinde çok konuşulan bir şeydi. İşte MHP ile ittifak yapıyoruz ama MHP belediye başkanlığı kazanıyor. Tabiri caizse onların ifadesiyle söyleyeyim, Bahçeli yattığı yerden çok sayıda adamını meclise sokuyor, biz bir şey kazanamıyoruz diyen çok sayıda AKP'li var. Bakmayın bunları mikrofonlara söylemiyorlar ama bu değerlendirme çok sık yapılıyor. Dediğim gibi bugün Davutoğlu'nun yaptığı açıklamada da bu ifadeler var. Yani bu ittifaktan rahatsız olan bir AKP var ve Erdoğan bunu ifade ediyor. Tabii şöyle bir şey de var. Şimdi Erdoğan'la Bahçeli arasındaki ilişki bir pazarlık ilişkisi. Yani bir aynı hedefe doğru yönelme değil, aynı hedefin bir parçası olma değil, bir siyasi bir birliktelik yok. Konjonktürel bir birliktelik var ve çıkar ilişkisine dayanıyor. Erdoğan 17 Aralık sonrası yaşadığı süreçten kendini koruyabilmek için Ergenekon'a, bildiğimiz devlet mekanizmasına sığındı. Onlar da Erdoğan'ı koruma karşılığında devletin yönetimini eline almış oldular. Aslında böyle karşılıklı bir kazan kazan durumu söz konusu. Ama o 31 Mart sonuçlarından sonra AKP cephesinde ciddi bir kafa karışıklığı var. Ya bu ittifaktan biz zarar görüyoruz şeklinde. Şimdi Bahçeli de bu ittifakın bitmesinden endişeli. Çünkü bu ittifakın bitmiş olması demek Bahçeli'nin kazanımları kaybetmesi demek. Dahası Erdoğan'ın kendine yeni ittifaklar bulması demektir. Erdoğan kendine yeni ittifaklar bulursa bu durumda oyuncular değişecek. Bürokrasideki kazanımlarını kaybedecek, siyasi kazanımlarını kaybedecek vesaire. Ama şu net, yani şunun adını koymak lazım. Seçim öncesi yapılan, hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem yerel seçim öncesi yapılan bu Cumhur İttifakı'nın dağılması çok sürpriz değil. Yakın zamanda dağılabilir. Çünkü şu an gelinen tabloda iki tarafta da birbirine karşı ciddi bir güvensizlik oluştu. Bahçeli'nin işte dünkü Antalya'da yaptığı konuşmada özellikle ne demek Türkiye İttifakı şeklindeki çıkışları bence bu ittifakın da artık sonuna geldiği yorumlarını destekleyen açıklamalardı. O açıdan önemli açıklamalardı.